Adam böyle programlanmış aga. Dayıcım bir şey daha izlemek istiyorum. Bana katılır mısın? Yes. Gavat olduğum için özel bir içeriğim var. Nedir dayım? Hazır mısın? Nasıl bir gavatlık? Bir korku videosu mu? Dayı. Heh. Cüneyt Özdemir, Dilan Polat dokümenterisi yapmış. Belgeseli yapmış. Çok merak ediyorum. Ciddi mi? Harbi mi merak ediyorsun? Harbi merak ediyorum lan. Tamam aç bakalım. Videoyu beğenler, beğendim. Senin elinin ayarını kim? Yorumumuzu da bıraktık kardeşim. Gülücüğe O gülücük şey dayı. baksana. Anladın değil mi? Cüneyt Özdemir çok büyük. Bu şey. Gülücüğü bu dayı. Anladın mı dayı? Avukatımdan haber geldi. Ahmet Sonuç'ta Akat Dışarısı'ndan papara istediğim para doğru. Ne konuşamam. Anasını avradını. Cüneyt Özdemir'i Hayır görünce aklıma geldi ya. Dün izleyecektim de izleyemedim. Bu işkenceyi dedim yani bari chatle beraber yaşayalım ya. Ne diyorsun o işe? Ne dedin? akar izleyelim yorumlayalım 800 bin dayı. izlenmiş dayı. Şşş, doğru değil ha. Bak şu an Chat yarrağımı ye. Let's go. Anlatıyorum, yetersiz geliyor. Anladın mı? Lordum donam kaçtı. Dün kıl dönmesi ameliyat sonrası için bir tavsiye verir misin lütfen? Babamın dediği gibi koşma. Abi gül suyunu aldım nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar gül suyu yağlı ciltler için duştan sonra suratına sıkıyorsun ya da bir pamuğa böyle pıt yapıyorsun pıt 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 pıt. Sonra siliyorsun bu. Bir de burada deneyeyim dedim. Bak iyi insanlara olmadı kalbi. Kötü insanlara bekle. Ne? Beni sindirebileceğiniz mi zannediyorsunuz? Buradayız. Afiyet. Kocam, kahvem ve kocamın gönlü. Dayı beni ablam bu konuda çok pis ketenpereye getirdi. Ne dedi dayı? Ne söyledi? Dayı dedi ki bu olaylar olmadan önce ya dedi Dilan Polat dedi işte ne kadar iyi bir insanmış dedi. İşte kadının başına neler gelmiş dedi. Bunun babası annesini mi ne vurmuş? Böyle olaylar yaşanmış, dibi görmüşler, sonra yukarı çıkmışlar işte bütün çalışanlarına iyi bakıyormuş, onlara güvenip işte onlara şey veriyormuş, işte franchise veriyormuş falan filan. Anlattı, anlattı, anlattı böyle. Dedi ki sakın dedi Dilan Polat'la ilgili bir şey söylemeyeceksin dedi, süper bir kadın o falan filan. Dedim ki benim ablam durduk yere insanlara böyle böyle şeyler demez. Amerika Anayasası'nda poligon videosu gelecekti. Ne olacak? Onu 16'sında çekiyoruz arkadaşlar. Dedim ablam durduk yere hani insanlar hakkında böyle şeyler söylüyor. Tabii ki doğru dedim. Ben de onu fact olarak kabul ettim. Abla teşekkür ederim. Ağzıma sıçtım. Thank you. Ama bu olaydan sonra ikimiz de karar verdik. Öyle bir anda zenginleşen insan. Ama Ali abim dedi ki ablamın kocası olur. Siz mal mısınız dedi. McDonald's mı bu amına koyayım 2-3 yılda 174 tane şube açacak dedi. Aslında mantıklı bir şey söyledi ama he he falan dedik biz ona. Haklıymış Ali Beyköy. Ali Bey çok haklı çıktı. Onu beklemiyorduk ya. Anlık bir sikti bizi öyle bir Ali abi. Mal mısınız amına koyayım dedi. Ama işte ablamın çok gazına geldim abi. Performans krem. Sen abi beni niye görmedin ya şimdi? Neye dayı? Bu olaya yani bu kadına böyle ilk olaylar başladı. Dayı buna ilk daldılar bir. Ben kadını şeyde kabırladım. Yani ne abi ben bir de şeyi düşünüyorum. Yani devlet baba beni öküz gibi darlıyor. Dört farklı yerden ben inceleniyorum. Vergi müşavirleri. Ben kimim diyorum yani. Hani bu kadının kazandığı para yanında ben kimim ki ben bu kadar hani ben bu kadar inceleniyorsam hani bir yandan da şey diye bakıyorum. Hani ekonomik durumu iyi değil Türkiye'nin. Bu adamların vergi toplamaya ihtiyacı var. Hani beni böyle inceleyen herhalde Dilan Polat'a özel büro kurulmuştur falan diye düşünüyorum. Ben ne ki mantığa bak.
Mal amına koyayım. Herkes senin gibi şey mi? Namussuz bir şekilde vergi falan mı ödüyorsun zannediyorsun? Seni kim inceliyor? Arkadaşım valla kırklar elinden inceleyen bir tane adam var. Bir gün aradı beni. Ahmet Bey dedi. Bizim dedi şeye gelin dedi. Vergi dairesine. Dedim gelirim. Antalya'da zannettim. Neredesiniz dedim. Böyle sonra adam ertesi gün aradı. Geliyor musun? Geliyorum dedim. Sonra dedi kırklar evi vergi dairesi. Dedim ne? Dayı dedim ben Antalya'dayım ya. Ne diyorsun dedim ya. Gelemem dedim yani. Tebligat gönder dedim ben. Sen niye oradan beni inceliyorsun ki? Neden yani? Niye böyle bir dedektifliğe kalkmış kendi kendine böyle? Abi bilmiyorum. Anlamadım ki. Kırklar elinden beni inceliyor adam. Toplamda 4 kişi inceledi dayı. Toplamda 4 kişi inceledi beni. Kitaplarımı. Her şeyi faturalı fişli yapıyorsun. Abi ben Türkiye'ye girdiğimde aylarca 5 kuruş para almadım cebime. Türkiye'ye geri döndüğümde. Yurt dışından biliyorsun kesin dönüş yaptım. Şirketimi kurma işlemim bitsin. Fatura keser hale geleyim diye. Çünkü bunların olacağını biliyorum ben. Ben faturamı keseyim. Aldığım her paranın faturasını vereyim. Hani benim başım ağrımasın. Ama şöyle dayı. İncinden cincinden başını ağrıtabiliyorlar. Mesela sen bunu şu suyu aldın. Gider gösterdin mesela bunu. Tamam mı? Dedin ki ben evet. Su aldım. Bu benim giderim 10 lira. Bunu gider olarak gösteriyorum. Abi yeterince sana kafayı takmış bir vergi müşaviri ise senin şirketinin suyu gider olarak gösteremeyeceğini bir şekilde argümana oturtup 100 bin lira ceza yazabilir. Yeterince kafayı taktıysa bak bunu yapabilir. Bunu yapabilirler. Harbiden yapabilirler. Yani şöyle şeyler var mesela. Yasalar o kadar sert ki bu konuda. Uygulanırsa tabii canım. Dilan Polat'ın hikayesinde adam 20 milyon lira babasına atmış. Bunun kocası 20 açlık milyon lira. 7 milyon lira da kardeşine atmış. Demişler ki kardeşim bu paraları niye atıyorsun kardeşinle babana? Toplam 27 milyon lira harçlık gönderdim demiş. İnsanlardaki rahata bak. Ben de böyleyim bak. İki tane motorlu taşıtlar vergisi geldi. Anayasaya aykırı olduğundan ötürü ikinci motorlu taşıtlar vergisini ödemezsem belki ileride iptal olduğu için ödemek zorunda kalmayabilirim. Viva la résistance! Hadi biraz baş kaldırı. Bunu ödemiyoruz. İki ay ödemedim. İkinci aydan sonra Anayasa Mahkemesi dedi ki ödeyeceksiniz lan dedi. Ay tamam tamam ödüyorum tamam kızma kızma sahip falan deyip ödedim. Yemin ediyorum. AYM dedi ki ödeyeceksiniz lan dedi ha bana lan falan. Ha o tamam ya abi kızma falan deyip direkt ödedim abi. Atma mı? Nasıl atma? Tamam arabam yok dedi. Banlayalım. Dümdüz ödedim abi. Abi ne yapayım ya? Anayasa Mahkemesi'ni kapatacaklar şimdi. Kime bakacağız bilmiyorum ki. AYM mi kaldı kardeşim? Alt mahkeme AYM takmıyor. Ne var yerel mahkemeyim? Biz de mahkemeyiz ne var? Biz de mahkemeyiz moruk falan. Ortalık karıştı zaten. Neyse ona girmeyelim. Anayasa Mahkemesi öldü. Neyse böyle olaylar işte. Ben hani dedim ki ben bu kadar inceleniyorsam. Hani benim etimle budumla anladın mı bu kadının yanında? Ben dedim bu kadar inceleniyorsam. Dilan Polat'ı herhalde masa kurmuşlardır dedim ya. Bu kadar para kazanmaya. Abi meğer bir sikim kurmamışlar. Onu anlayınca ben dedim ki oğlum sen harbi malsın dedim ya. Yani bu topraklar için sen dedim fazla malsın yani. Sen malsın dedim ya. Sana demedi çocuğum mesajları oku. Ben onu banladım ya. Onu bulun açın. Amına koydum o çocuğum ben. Onların daha yurt dışı hesapları vardır. Oğlum bakın benim yurt dışı hesaplarım var. Onu geçtim. Ben Kıbrıslıyım oğlum. Kıbrıslıyım ve tercihen Türkiye'de vergi veriyorum. Hani Kıbrıs'ta vergisiz bir şekilde toplasam bu paraları kimse bana hayırdır niye yapıyorsun diyemez yani. Abi benim pozisyonumda olmak için insanlar Kıbrıs vatandaşı olmaya falan takla atıyorlar. Anladın mı?
Ben burada vergi veriyorum tercihen. Niye, mazoşist misin? Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Kıbrıs nerenin ilçesi? Ananı siktiğim ilçe. Benim başıma geleni anlatayım. Benim iş yaptığı firma naylon fatura almış, yakalanmış. Biz de inceleme aldık. İşin sonunda bizi bir şey yaptığımız firmanın kestiği faturanın gidere işlendiğini dönemi komplesiyle 750 bin lira ek vergi ödedik. Ve hiçbir şey yapamıyorsun. Al işte. Enerji. Enerji. Siz izleyip erileceksiniz. Ablanın zenginliğini idrak edemiyorum dayı. Ne kadar zenginler. Çok hadi para var hocam. Yani. Enerji. Daha 100 eurolarla kafasına bigudi yaptırıyor. Bir gün gözümüzün önünden, elimizden, burnumuzdan, kokusundan haram para geçirdiysek. Yakın zamana kadar Dinan Polat. Dubai Rixos Hotel. Hayda. Dubai Rixos Hotel. Max'ın Max'ı takılıyor yani bunlar. Max'ın Max'ı. Dubai Rixos Hotel burası. Okey. Nereden biliyor? Sorma. Nereden biliyorsun abi ya? Bir dakika. Hey hey hey. Hayır bir dakika, nereden biliyorsun ya? Benim bir arkadaşım Konuş. Var. Benim bir arkadaşım var, oranın sosyal medya işlerini yapıyor. Bir tane arkadaşım da mutfağında Aha. çalışıyor. İndirimli bir şekilde ablamla kalmışlığımız var. Ablamla ya, gittim. İnandım, devam. Ne inanmayacaksın yarram, ne diyorsun? Şirciliğiyle gündemimize her fırsatta bombalamaktan büyük ticaret. Bir zevk alan, güzel, küstah, ölçüsüz, gülünç, sinir bozucu ve manasızca zengin genç bir kadın. Kocamın karısıyım. Görüşmek üzere. Böyle biliyor musun Esra abi? Dayı zenginlik seviyesi şaşırıyorsun. 6 yaşında mı 5 yaşında mı ne çocukları var. Çocuğa evet. şey diyorlar. Gel bugün Ferrari ile gidelim diyorlar. Çocuk böyle ağlayıp hayır Range ile gideceğim falan diye kendini yırtıyor. Ne? Hocam hangisini alacağız, neyi alacağız hiç gözükmüyor. Farklı bir gözlük şeyi yapmamız lazım sana. Evet. Ay daha da fazla da gözlükler var. Geç. Çocuğun adı da Milan. Neden Milan olduğunu bilmiyorum. Ama sanırım Kürt bunlar. Kürtlerin evet. çocuklarına Milan ismini koyma hikayesi de şeyden geliyor. Kürt mü bunlar? O zaman doğru tahmin etmişim. Almanların bir anti tankı var Milan adında. Bu Rojava dönemlerinde falan bunların IŞİD'le savaştığı dönemde çocuklarına Alman silahı ismini koyuyorlar. Kürtler o dönemde. Bu isim Kürtler arasında yaygınlaşıyor bu şekilde. Milan olarak. Çok ilginç. Bu doğru bir hikaye bu arada. Sıfır sallama. Silah ismi. Gitmedi mi sana Şule? Evet. Böyle düzen çok severim. Onunla ilgili dalga dalga antipati yaratan her şey giderek öylesine bir infial, hatta toplumsal histeri ve öfke nöbetleri yaratır bir hal aldı ki kapkara boyalı kaşları, azıcık kanca burnu, ağzının yanına kalemle yapılmış beniyle şimdiki alakasız eski otantik yüzü sıradan kılık kıyafetler. Baba benim adım neden UTS 15? Ve mekanlarda çekilmiş geçmişteki günlerine ait fotoğrafları muhtelif kızlarla ortaya çıkartılıverdi. Güzel bir kadın mı dayı? Objektif. Klasik Türk kadını dayı bence. Tam. Tam Türk. Klasik bir brüneti. Türk ya. Aynen bence. Leke, gözenek, ameliyat izi, scar, ne varsa cildi muhteşem yenileyen mucize. Bir yerin çarptı, morardı, bir şey oldu. Her türlü durumda. Açamadım mı şöyle, rezil olmuş. Her türlü. Çok iyi yaptırmış ama kendini ya. Türkiye'deki tüm kadınları yaptırmış. Ortalama al bu. Da yaptırmış. Ha ben yaptırma öncesini diyorum. Böyle durumda bu gerçekten bir mucize yani. Bunu her şekilde story bitti Şule. Her şekilde. Arap Suyu Mahallesi'ndeki iyi binalardan birinde oturup bütün bina ev sahibini her dairenin kirasını 2000 lira gösteriyor. Elden alıyor kirayı.
Bir mal benim zaten. Bir dahaki story de mi çekeyim? Çekeyim. Ya ben emekli annem. Hmm. Emekli anneme kira yatsa böyle. Annem elden alsa ikisi. Geri toplumunu elden alsa. Kirayı iki gösterse ne olur? Ben dedim ki anne kira neyse onu yaz dedim. Niye oğlum dedi. Herkes dedi ödemiyor dedi. Dedim anne sen yaz. Ben dedim Cahreyn'im yarın öbür gün çıkar mıkar bir şey olur. Anası kirayı elden alıyor derler. Dedim kira neyse onu yaz dedim kontrata. Beni dedim tilt etme. Gidiyor mal gibi stopaj ödüyor. Türkiye'de bir tek biz ödüyor olabiliriz onu. Bir tek biz ödüyoruzdur ya. Hatta böyle vergi dairesi de şaşırmıştı. Ne oğlum mal lan bunlar falan. Kesin şey olmuştur vergi dairesinde. Oğlum karıya bak salak gibi lan bu gösterilir mi? Şuna 2-3 yazamadınız mı bunu? Bir de aşak konusu olmuşuzdur ya. Hayır aslında hiç de güzel değilmiş. Estetik ameliyatlarla yani parayla kendini sonradan güzelleştirmiş mesajı bir göktaşı misali önümüze düşüverdi. Ve de bu hakikatin göktaşlarından yalnızca bir tanesiydi. Anahtarı bile güzel. O numara 100 lira versek. Bak kocasının karısı. Enerji geliyor. Hepimizi vitrindeki hayatıyla bezdiren, önce güldürüp eğlendirip giderek sinirlendiren bu genç kadınla ilgili haftalar sürecek bir göktaşı yağmuru bekliyordu. Üç yıl önce babama havaleyle 50K para yollarken seçeneklerden yanlışlıkla transfer tipini kira ödemesi olarak seçmiştim. 3 yıldır incelemedeyiz. Dayı Dilan Polat adam babasına 20 milyon lira atmış oğlum. 20 milyon lira babasına 7 milyon kardeşine atmış. Harçlık demiş ya. Harçlığa baksana. Bunlar neyden anlıyor biliyor musunuz böyle? Ferrari'lere, Mercedes'lere, ondan sonra G'lere, Rolls Royce'lara bineceksin. Küçücük bir araba göstereceksin bunlara. Halkın böyle insanın gözünü boyayacaksın. Mağdur edebiyatı yapacaksın. Ben işte gidiyorum pahalı almıyorum. Bunu çakmasını alıyorum ikinci el alıyorum diyeceksin. Manipüle edeceksin bunları. Ondan sonra Türkiye'de kazanıp gidip yurt dışına yatırım yapıyorlar. Kendi ülkelerine değil. Kimse bunu demiyor bu arada. Yurt dışında aldıklarını bile cayır cayır söylüyorlar böyle devamlı. Miami'den ev aldım falan diyor. Bunları bu lazım. Ama bunların gözünü boyayacaksın. Çünkü bunların kafası çalışmıyor. İzlediğini anlıyorlar. 6 yılda edinili vermiş servetinin aslında şaibeli olduğu iddia ediliyordu. Değirmenin suyunun anlattığı derelerden gelmediği, dibine kadar yolsuzluk, yalan dolan ve karanlıklarla dolu bir paranın söz konusu olduğu. Alnımız ak, başımız dik. Biz ülkemizi seviyoruz, başındayız da. Buradayız. Şey, alnımızı okuyayım mı? Türk'üz, orada çalışıyor. Yok aslında. Engin, şey, hani Gürcem İstiklal Maşallah. Ne istiyorsunuz kız? Çok komik artık. Ben de ilk başlarda üzülüyordum ama şimdi gülmeye başladım. Bir taksi şoförüyle bir doğum fotoğrafçısı. Yani Engin ve Dinan Polat çıktı. Birdenbire güzellik sektöründe. Dün böyleydim bu arada. Dün böyleydim. Dün hastanede böyleydim. Bora'ya iki kez tomografi çekildi. Çıkıyoruz borcumuz de dedim. Borcunuz yok dedi. Dedim ne? Borcumuz kaç diyorum. Yok diyor. Dedim efendim? Kim ödedi dedi. Reis ödedi dedi. Böyle çıktım hastaneden. Recep Tayyip Erdoğan. Cidden Selin'e böyle yaptım. Borcumuzu Atatürk ödedi kardeşim. Devleşip 130 şubeli bir markaya sahip olmuşlardı. Zayıflatma makinelerini dahi kendileri yapıyor, bunları yurt dışına ihraç ediyor, müthiş güzellik malzemeleri 1 milyon adet satıyordu. Görünmemiş azim, üstün çalışkanlık ve müthiş iş dehalarının bileşimi olarak gazladıkları bu büyük başarı öykülemesinin altından bir sürü soru, sorun ve sorgu çıkmıştı. Altınlarım, çantamda para yok ama altın var, nasıl?
Süper. Hikayelerinin hakikaten iler tutar tarafı yoktu. Dilan Polat'ın Getto'ya dair bir kavramsal sanatçı ölçüsüzlüğünde sergilediği bu acayip paralar tam olarak nereden geliyor? Altın kaplamalar döküldüğünde geriye 1990 doğumlu Dilan Polat'ın gençliği ve sonu gelmez küstahlığı kalmıştı. Alameti farikası sayılabilecek küstahlığı, şımarıklığı ve kendine mesnetsiz güveninden içine yuvarlandığı bu çetin sürecin sonunda ne kadarı kalabilecek önümüzdeki sezon. Times meydanına cidden I love you diye şey mi yansıtmışlar? Neredeydi dolarları? Çok var hoş kara adayı. Normal değil mi burada böyle Allah şeyler? Allah. Destekle beni, buraya gel. Ancak şimdilik dizinin sonunda memleketin ve özellikle magazin programlarının bir numaralı nefret nesnesi Dilan Polat. Sayesinde müthiş bir katarsis yaşamaktayız. Çok çok ilginç, seyredilesi ve aynı zamanda hakiki bir memleket meselesi. Sonuç olarak gri listeye alınmış bir ülke Türkiye. Polatların hikayesini dinlerken gri listeye alınmış olmanın... Hayır, evet, şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Nereden getirdin diye bir şey yok, tamam mı? Eskiden nereden buldun yasası vardı. Bir miktar para getiriyorsun yurt dışından. Sana şunu soruyorlar. Nereden buldun? Dayı, şimdi nereden buldun yasası kalktı. Yeter ki gel oldu. O sebepten bazı insanlar buraya geliyor, o parayı bir şekilde yıkaması gerekiyor. Vehameti ve ağırlığı bir an olsun aklımızdan çıkmamalı. Gri listeye ansızın ve durduk yere alınmadık. Bu listeye alınmamızı temin eden olgular Dilan ve Engin Polat hikayesinin tam da orta yerinde. Belki miyim? Ne çabuk bitti, Engin bize para ver ya. bu böyle olmaz ama. Bir şey biliyor musun? Sana orijinali yakışır. Orijinal zaten. Ne oldu ya? Kocacığım kasayı açar mısın enerji? Dilan, evet, çok çalışmışsınız, üretmişsiniz ama dışarıdan şöyle görünüyor. Öyle acayip şeyler paylaşıyorsun. Evet. Boyuyorum altını şu an. Bunlara böyle gizli bir destek mi var? Gizli bir iş mi yapıyorlar? Olacak gizliydi? Ne gizliydi işi yapacağım? Allah aşkına bir şey söylemek koyayım mı sana? Alsın. Getir. Bir yakın çekelim. Yok, ben istemem. Altın kahveye girdi. Bir tane girdi. Daha koyacağım şey söyleyeceğim şu anda. Şimdi onu da anlatacağım. Altın yaprağı. Değil mi? Altın evet, kuzu. Evet aşkım. Hepsini dayı, bu çok ucuz bir şey biliyorsun değil mi? Evet, bunu yemeklerde kullanıyorlar. Bu ucuz bir şey. Niye peki bunu böyle aşırı... Çok garipler ha. Ya abi, bu tam bir şey... Sonradan görmemişlik, varoşluk. Yani kahve fincanının... Orospu çocuğu. Ya bir şey anlatıyorum, sikerim seni ha. Kahve fincanının önüne ata altın yapıştırmış mesela. Peki böylesine nesnel gerçekler söz konusuyken bunu senden, benden, ondan, diğerinden çok Dilan ve Engin Polat'ın düşünmesi gerekirken Dilan Polat'ın akıllara seza öyküsünde böylesine bir iddialılığa, el arttırmaya, teşhir obezi olmaya, diyelim enerji şarkısına ne gerek vardı? Defalarca söylediği gibi şarkıcı değildi. Teklif aldığı halde çok çok meşgul ve fevkalade başarılı bir iş kadını olduğu için şarkıcılık yapmaya zırnık niyeti yok. Enerji! Bu şarkı ve şarkısına hiçbir masraftan kaçınmayarak yaptırdığı klip tam bir nispet yapma, ders verme, al sana, al sana yapma çabalamasının taçlandırılmış haliydi. Bende olan yok sende, kalite gör sayemde, Allah'ın lütfu bu bana, bitmeyen bu enerji. Twitter'a girdim, önüme düştü bir liste, 56. sırada falandım orada. Aa, baktım 7 bu, ne dedim, İngilizcem'de çok yok ki, 50 sırada soracağım, şimdi çevirmesi de yarım İngilizce, yarım Türkçe oluyor. 7. sırada, Dünya starlarıyla muhatapsın aslında baktığın zaman ama burada böyle iki kuruşluk insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyorsun gibi lanse ediliyorsun. Asla kimseye cevap vermiyorum biliyorsunuz. Ya bu aslında senin kaliteni belirlemiyor yani. Halkın bu konuda pek kaliteli şeyler tüketmediğinin kanıtı oluyor aslında. Yani gerçekten kendini şarkı konusunda dünya starlarıyla anpar görmesi çok ilginç bir kafa ya. Şu
çünkü muhatabım değiller. Bu arada espri yapıyorum. Dünya starı da olsa kimse benim muhatabım değil. Benim tek muhatabım kocam, ailem, çocuklarım. Bu eşsiz, benzersiz şarkıda Polat'ın bütün TikTok eserleri de sonsuz bir nispet yapma seansının bitmek bilmeyen incileriydi. Dizip dizip önümüze fırlattı. Bu kadın kimden neyin intikamını alıyordu? Gerçekten o yaptığınız şey hiç önemli değil. Bak şimdi işe gideceğim. Erineğin oradan Dilan Polat Ataşehir'e. Sanatçı değilim. Bunu kafanıza sokun. Herhangi bir yere para vermiyorum. Ya da radyoda çalması, orada burada çalmasını talep etmiyorum. Çünkü bu amaçla yapmadım. Storylerimin arkasında şubelerimde enerji olsun istedim. Şarkı gitti. Allah bazen yürü ya kulum der. O yüzden hep başarısız olacaksınız hayat boyu. İstediğin kadar uğraş. Ay kaldır da kurtul. Seninkiler daha çok dinlensin. Sizinkiler. Tüh. Enerji. Ne işe yarıyor bu? Hiçbir işe yaramıyor. Gıcık kaptım insanlar için içiyorum. Gerçekten evet, onları gıcık etmeyi seviyorum. Evet. Onlar çünkü kim? Çok kişiler aşkım bunlar. Tanımıyorum ki. Tanımadığım insanları da niye gıcık ediyorum? O kendimi de anlamıyorum. Varak yapraklarını kopartıp kahvesinin üstüne atıp içmeler. Eurolardan kafasına bigudiler yaptırmalar. Kurtlar Vadisi kılıklı genç adamların getirdiği sonsuz güller. Engin Polat'ın durmaksızın satın aldığı statü sembolü hediyelere şaşırmalar, sevinmeler. Saçmalama Enginler. Engin saçmalama. Sana inanmıyorum. Dinan Polat hepimizi yordu. Çileden çıkarttı, sinirlendirdi. Tartışmalı Cinderella olarak son model lüks arabalarının bal kabağına ya da polis otosuna çevrilmesini çok ilginç bir şekilde bizzat kendisi temin etti. Kendi kendine sabotajın dünya çapında zirvelerinde oha, hepimizi gezdirdi. Oha! Ne oluyor ya? Dayı burada şöyle bir şey var. Müslümanlık sosu çok önemli. Ben yeni birkaç tane keşfettim. Mesela öncesinde ben böyle gördüm. Öncesinde böyle eşiyle ne bileyim Boğaz'da rakı içerken falan paylaşımlar yapan kadın şimdi Allah Rabbin Alemin Bismillah diye falan açıyor storyleri. Böyle bir Müslüman sosu, anladın mı? Böyle bir şey çok şart yani. Böyle nasıl desem umreye gidilecek. Bir namaz kılan pozun olacak. Evet. Evet. Böyle anladın mı? Bu seviyeye geldiğin zaman bu fix galiba. Böyle yaptığın zaman evde oturan mutassıp ev kızlarını ve teyzeleri çok iyi kafalıyorsun. Chatten bir arkadaş az önce yazmış. Annem hala bu kadının suçsuz olduğuna inanıyor. Kıskanıldığına inanıyor falan diye yazmış bir arkadaş. O kadınları kafaladığın zaman sırtın gerçekten yere gelmiyor dayı, biliyor musun? İlginç bir taktik. Gelmiyor sırtın yere. Çünkü o kadın seni ölümüne kadar bırakmıyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına aldığı kadınlar da yine onlar. Evleri bu şekilde ele geçirdi AKP. Biliyorsun değil mi? O kadınlar deliriyor Recep Tayyip Erdoğan için. Evet, evet, evet. Deliriyorlar. RT'nin de taktiği budur. Ya namaz kıldığı için mi sadece? Şöyle bir tablo kuruyorlar arkadaşlar. Şimdi o kadınların çoğunun yapamadığı, başaramadığı bazı şeyler var hayatta. Özellikle eve kapalı olmakla alakalı yaşadıkları bazı ukdeler var. Anladın mı? Bazı ukdeler var o kadınların yaşayamadığı. O sebepten böyle bazı kadınların hem böyle Müslüman tandanslı, muhafazakar tandanslı ama bu sadece İslam'la alakalı bir muhafazakarlık değil. İşte kocam, evim, ailem, çocuklarım çerçevesinde kurdukları bir imajın tandansın yanında bir de onların hayalini yaşaması olunca işte güzel olması, işte mesela burada ben iş kadınıyım diyor. Şimdi sorguda soruyorlar. Diyor ki ben marka yüzüydüm. Bisikletten anlamam diyor. Engin bilir diyor mesela. Anladın mı? Ama ben iş kadınıyım. İşte sizinle uğraşamam. Ataşehir'e gideceğim bilmem falan. Hani böyle bir çerçeveyi, imajı oturtuyorlar. Aynı zamanda o kadınların yaşayamadığı şeyleri yaşıyorlar. O kadınlar da diyor ki aa bak işte hani birisi başardı. Evet. Birisi başardı. İşte namuslu kadın, iyi kadın, Müslüman kadın, ailesine bağlı kadın. Ben bunu ölene kadar desteklerim. Bitti. Bu kadar. Kızından utan. İki etkileşim için soktuğun yerlere bak. Bitti.
Sana bu prim fazla bile seni götürür. DC'ye oturup işemene gerek kalmaz. Allah Allah. Yapmana gerek kalmaz. Seni biraz götür ama haram para. Neymiş haram paranın sadakası olmaz. Kendi kendine sabotaj. Bu kelime Dilan Polat... Abi bunu bayağı atıyor böyle, milyonlarca izleniyor falan böyle. At vakasında çok hayati. Bu kendini göz göre göre yakma. Frene illa da basmama. Aksine inat ve ısrarla vites arttırma pratiğinde çocuklukta açılan çok büyük bir yaranın izini sürebilir miyiz? Süreriz. Evet, kesinlikle sürebiliriz. Dilan Polat krallığında bir şeyler yolunda değil. Pek çok şey yolunda değil. Çocukluğuna dönmeliyiz. Aha. Çocukluğu sert biraz. Aslında beni yadırgadıkları hayatı ben hep küçüklüğümden beri yaşıyorum. Ablam da bunu izlemiş işte. Bu mu? Gör beni mi? Katarsis yine bir şey izlemiş. Ama hep beni işte bununla vurmaya çalışıyorlardı. Dilan Polat'ın Armağan Çağlayan'a verdiği röportajdan. Güzel bir ailede çok paranın içinde yarımcada büyüdüğünü, kapıda şoför, evde çalışan kadınlar olduğunu, babasının benzin istasyonları ve başka başka işleri olduğunu, aynı Dilan Polat gibi pek çok iş kolunda büyük başarıları olan bir iş adamı olduğunu öğreniyoruz. Siz bilmiyorsunuz sanıyorum. Yok, bilmiyorum. Benim babam rahatsızdı, beyinde tümör vardı. Annemi öldürdü. Annenizi? Öldürdü. Dilan Polat 11. Abi kısacası şöyle, adam beyninde tümör var. Evet. O ona kafayı yedirtebiliyor. Bu herif bir gün hiç beklenmedik bir anda kafayı yiyip, yani kavga mavga da hiçbir şey yok, bir anda annesini öldürüyor. Sonra akrabaları adamın bütün şeylerine el koyuyor. Falan filan. Bu 14 yaşındayken babaları salonda tabancasından 7 el kurşun sıkarak annelerini öldürüyor. En son laptopta birlikte film seyrederlerken görmüşler oysa birbirlerine çok aşık anne babalarını. Biz çıktık yukarıya, zaten kurşun sesine kalktık. Ama yani neyin ne olduğunu ne Dilan'la ben hiçbir şekilde bilmiyorduk. Mesela bak, ben kurşun sesi duydum, onu bile hatırlamıyorum. Ben kalktım ama neye kalktım? Anne ben diye bağırdın. Ben mi? Evet, ben hatırlamıyorum. Sıla Doğu 3 yaş küçük kız kardeşinden çok daha fazla detay hatırlıyor. Uyanıp aşağıya indiklerinde Sıla Doğu merdivenlerde donup kaldığı, birçok işi Dilan Polat halde. Hayır, bu da kardeşi. Evet ya, onlar fazla rahat. Bu da kardeşi Sıla Doğu. Onun da şöyle bir olayı var. Güzellik merkezi olan Sıla der değil mi? Ben bu karıyı aradım, dedim ki yavşak, benim fikrimi ne çalıyorsun? Hani bu suyun içinde gezen aletler var ya, onları hani Raspping'in yanına getireceğim, yapacağım. Bu kız bizim yanımıza gezip sinsi sinsi hepsini çapıp bir görün. Esi var ya, ND. ND bile. ND mi ulan? Yavşak. Orospu. Bu ne ya? Bu arada suyun içinde şey yapıyorlar, şey yapıyorlar, fikrimizi çaldı diyor. EMS deniyor dayı ona. Tens aletiyle beraber suyun içinde kilo verme hikayesi. Sanki de bunlar keşfetmiş gibi. Kendi çok fikriymiş gibi. Şey abi de o. Onu çalmış birisi, götürmüş de kendisi açmış dükkan, bundan çalmış falan yani. Kafada öyle yani, kafada kurması. Devamı daha iyi bu arada dayı. Senin adını bile kullanmıyorum. Benim kız kardeşimle. Benim adımı kullanırsan seni sikerim. Ne oluyor ya? Sen kim sana? Kokain diyorsun. Oh! İçiyorum. Hadi bir daha alalım orayı. Mı kullanırsan seni sikerim. Yavşak. Sen kim sana? Kokain diyorsun. Oh! İçiyorum. Ah! Bunu da veriyorum sana, ne? Bu ne dayı? Bunu amına koyayım. Bu ne? Birbirlerine silik fırlatan şeyler var ya. Fransa'da falan. O muhabbet yani bu. Dayı şap şap diye vajinasına vurdu ya. Dayı şap şap diye vajinasına vurdu. Veriyorum dedi dayı. Kokaini de içiyorum dedi. Bu direkt itiraf zaten. Dayı aynen diyen kim ya? Boğazında bir şey kalmış kardeş. Puh yapsana bir. Kardeş.
Dayı sen miydin o? Yo. Ne oluyor lan? Acuka Tim mi geldi? Göt! Sen kendi... Nasıl dayı? Bir daha alalım mı dayı? Hayır, korkunç, korkunç. Bak bir şey değil mi? Alma dayı bir daha, o kadar kötü. Rahatsız etti ya beni, bu ne amına koyayım? Dayı izlerken HPV kapar mıyız? Kaparsın her türlü. Kendine ben bak. Soğuklu oldum bile ben. Yavşak, kendini bu kadar takipçilerine kapalı diye anlatıp da yaptığın orospulukları ben biliyorum. Sikeceksin. Bekle, bende hepsi belgeleri. Yavşak, çeşmeye giderken, ben odada yatarken yan odada verdiklerini anlatayım mı şimdi buraya? He? Kimden bahsediyor sen peki? Nezdemir'miş. Neyle oynuyorsun? Kimin namusuyla oynuyorsun lan? Hem yetimlerin hem öksüzlerin. Yavşak! Bana bakın. Bana bakın. Beni izleyen... Dayı bu çıktıktan sonra şöyle bir story paylaşıldı dayı. Ya... Bu o mu? Bu o kadın, bu o kadın mı? Bak bunu gördüm ben. Dayı o story viral olduktan sonra bu paylaşıldı dayı. Bunu biliyorum. Bunu, dayı, bunu birleştirmemiştim ama. Vajina şaplatmaktan geldiğimiz noktaya bak. Bak. Vajina bu işte şevleme hareketi. Dayı bu anladın mı şey bu? Yangın var ne yapıyoruz? Recep, namaz. Namaz story. Dayı bak, real bu ya. Anladın mı? Hesapta dayı, bu, basıyor. Bak bak. Dinle de dalga geçmekti. Dayı bak, bu, bir, bu. Çekti mi diye bir yan bak. Yandan bakma. Bakma işte. Madem yapıyorsun bunu bakma ya. Allah kabul etsin abla. Allah kabul etsin abla. Koko pik üstüne, atıyor ya. Koko üstüne iyi gider. Nasıl yani? Oğlum bu dinle dalga geçmek lan bu. Yani bir gün önce aynen öyle. Ben kokaini kullanıyorum. Sana ne amcık orospu diye birilerine küflediyorsun. Vajinanı şaplatarak istediğime veririm diyorsun. Sen yan odada onunla bununla sikişiyordun diyorsun. Ertesi gün namaz ya. Bu hani bence ben Müslüman olsam çok kızardım bu arada ha. Harbiden böyle ağzımdan köpükler falan saçardım yani. Müslüman olmamama rağmen çok sinirlerim bozuluyor açıkçası. Birilerinin kutsalının kendini aklamaya alet edilmesi beni kudurtuyor yani. Büyük saygısızlık bu ya. Çok ayıp bir şey yani bu. Artı bir. Makyajlı namaz zaten olmaz. Ya işte ben ne bilirim ki ben Müslüman değilim. Benim kız kardeşimle. Neyse. Ya korkunç ya. Dayı, dayı? Bu da onun arkadaşı. Ayı minyon gibi bir sürü ürüyor mu bunlara? Bir sürü böyle çar mı oluyor artık? Dayı ülkede herkesin güzellik merkezi var. Herkes güzellik merkezinden zengin olmuş. Ama böyle şubeler şey falan normalde böyle Elazığ'da falan da açıyor anladın mı? Ya? 200 tane güzellik merkezi son 500 tane falan. Hiçbirinin ben helal olduğunu düşünmüyorum artık yani. Vallahi bak. Düşünmüyorum artık. Aklıma şey geliyor. Scarface'te de adam köşeyi döndükten sonra ne yapıyor dayı? Ne yapıyor? Dayı kız kardeşine güzellik salonu açıyor. Anneniz. Dayı. Bu böyle bir usul mü acaba? Böyle harbiden bu... Dayı bilemiyorum. Knowing dayı. Knowing dayı. Bilemedim. Dayı çözsen çözsen sen çözersin. Biliyorsunuz malumunuz 3 ayların içerisindeyiz. Ve aranızda alkol tüketen... Ya ben kimim ki? Ben kimim? Bunlar bir şey yaptılar. Twitter Spaces ne? Yaptılar. O Spaces'e şey bağlandı. Türkiye'nin en dahşaklı gazetecilerinden birisi bağlandı. Herif ama şey yani. Adam hani herifin ortaya çıkardığı şeyler böyle dev uyuşturucu çeteleri bilmem ne. Böyle anladın mı? Murat Arel'den bahsediyoruz. Abi adam işte böyle birkaç soru sormaya başladı teknik. Ama bu Dilan Polat'ta kocası Engin de vardı.
Engin şey dedi. Ya sizin bu sorduğunuz sorular magazinsel. Siz prim kasmaya çalışıyorsunuz falan dedi. Murat ağır ele diyor bunu. Adam Murat ağır ele amına koyayım. Sen yani Murat ağır ele dedi ki kardeşim siz cami duvarına işediniz. Hadi bakalım. Puh puh dedi abi. Bunların her şeyini bir döktü dayı. Dayı Murat ağır ele denecek laf değil yani. Murat ağır ele ben bile bir şey diyemem. Bak o kadar çatır çutur vergilerimi her şeyimi verir bir şey bulur. Siker adamı yani. Murat Ağrel bu ondan bir şey bulur. Benim unuttuğum bir şeyi bulur anladın mı? 5 yaşında bir çocukla kavga ettiydin çocuk sakat kaldı falan. Hani bebekliğinden falan bulup çıkarıp der ki al o çocuk yatalak şimdi falan der. Ay Allah da belamı versin dersin yani ölürsün yani anladın mı? Öyle bir adam. Adama kalkıp şey dediler. Siz bence bizim üstümüzden prim kaçmaya çalışıyorsunuz falan dediler. O da şey dedi bir dakika ya bir dakika ho ho ho. Ne zannediyorsunuz lan kendisi dedi. Ne oluyor ya dedi. Kimsiniz de insanlar sizden ne koparacak prim koparacak. Ne oluyor lan dedi. Hayırdır dedi. Siz de bir dakika dedi. Siz de cami duvarına işittiniz dedi. Let's go dedi. Harbiden de kovalandı. Ben kişilerin olduğunu biliyorum. Kendi hayatlarınız dilediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz ve size saygı duyuyorum. Tövbe eden kişiler olursa eğer aranızda ben tövbe ettim bundan sonra içmek istemiyorum. Siz de bana vesile olun derseniz eğer gelip odamdan altınınızı alabilirsiniz. Odamdayım gelmek isteyen olursa bekliyorum. Dayı bu bildiğin mahalle baskısı. Yani... Evet. Masayı ters çevirip şöyle olduğunu düşün. CHP kadın kollarından bir karı şeylerini arıyor çalışanlarını. Diyor ki arkadaşlar diyor işte başınızı bağlamak diyor sizin özgürlüğünüzü elinizden almaktır. Ben baş bağlamanın saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. Başını açmak isteyen varsa gelsin odama altınını alsın. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Bu ne lan? Böyle bir şey olabilir mi yani? Hangi yılda yaşıyoruz? Çocuğun teşvik etmesinden dolayı kendisini takdir ediyorum. Şule Hanım'ın vesilesiyle senin üzerine yemin ederek alkolü bırakıyorum. Hayır. Ya. Ya. Ben de nişanladık. Ya. Ya sevap points ya. Çok çok acıklı bir hikaye. 2 yaşındaki oğlan kardeşleri Can, yerde yatan annelerinin memesini emmeye çalışıyor. Böylesine inanılmaz travmatik sahneler çakılı Dilan Polat'ın zihninde. Ay inanamazsınız ya. Saç... Yani... O geceye dair tek hatırladığım Can orada... Meme şeyin... Annemin memesini açmak istiyor. İki kız kardeşin. Bu konuda hatırladıklarımız, hatırlamadıklarımız diye karşılıklı oturarak yaptıkları... Kenara alıyorum onu. Önce annelerinin üstüne ketçap döküldüğünü sanıyorlar. Ve ketçap fobisi diyebileceğimiz bir korku geliştiriyorlar. Annelerinin öldüğünü kavrayamıyorlar. Ya da bastırıyorlar. Ben niye anlattım mesela bu hikayemi de anne babamı? Mecbur kalmıştım. Benim annem bir şey yaptığı için babam öldürmedi. Babam hastaydı. Birini öldürdüyse o bir şey yapmıştır. Yapmadı. Yapmadı. Gerçekten yapmadı. Onun takipçisi olmasak da habire karşımıza çıkıyordu. Olmadı bir Dayı yemin ediyorum benim karşıma hiç çıkmadı lan bu kadın.
Ben hiç yani organik olarak herhangi bir storiesini, videosu, hiçbir bokumu görmedim. Artı bir. Vallahi görmedim. Arkadaşımız bak şu saçmalığa diye cep telefonumuza gönderiveriyordu. Ve büyük iş dehası Dilan Polat sanırım TikTok'ta hasar kontrolü değil mi bu olay yapmaya daha çalışmaktaydı. Çok. Görgülü olduğuna dair iddialarının Instagram'dayı sanırım. Asıl rengi olduğunu söylemek mümkün. 4-5 kez ben görgüsüz değilim dedi zaten. Oysa katarsis mülakatının neredeyse tamamını yaralı olması hususuna ayırmıştı. Ki yaralı, hem de feci şekilde yaralı olduğu, bu yaranın hiçbir zaman kapanmadığı, kapanmayacağı, kendi elleriyle yara açma konusunda bir üstad, hatta yaralı olma haline bağımlı olduğu, bundan ciddi anlamda istim aldığı, bariz, göz ardı edilmeyecek bir gerçek. Yarasına aşık bir Dilan Polat. Dedim ki bunlar kesin bana gelecek, diyecekler ki anne de öldü. En güzel dedim ben Sadi teyzenin terasını aşağı atlayayım. Sıla ile el ele tutuştuk. Yeni edinilmiş servetinin ve oradan devşirdiğini varsaydığı statüsünün sonunu getirme arzusunun, bitmeyen tırmandırma seanslarının hep bu yarayı kapatmama, yarayla bir olma arzusundan kaynaklandığını iddia edebiliriz. Çok psikanalitik yaklaşmaktan imtina etmemiz. O ne ya? Türk toplumu o denli yaralı ve yarasına bağımlı bir toplum ki neredeyse her türlü sağaltma pratiğini her daim elinin tersiyle iten, yaralı kalma konusunda bu denli ısrarcı, bilinçaltı ve üstünden kararlı oğlum, bir toplum. Hacca gideceksen Polat'la bir nevi insanların gözüne niye sokuyorsun ya? Sonra da ondan... Oğlum hacca gidip göze sokmayan ünlü yok bu arada. Dayı o değil. İşte bilmem ne ziyareti diye gül falan hazırlatmış. Onları falan yalanlan... Hah geldi bundan sonra. Bu mu? Tırmandırma seanslarının hep bu yarayı kapatmama, yarayla bir olma arzusundan kaynaklandığını bak iddia edebiliriz. Çok... Dayı bu bana normal olduğunu kimse söylemesin ya. Bu dinle de dalga geçmek. Bu harbi kendini artık şey etmek ya. 40-50 oğlum karı eline Dilan Polat yazmış. Bana egoist falan diyor lan insanlar. Ben bunun yanında Mickey Mouse kaldım amına koyayım. Psikanalitik yaklaşmaktan imtina etmeyeceksek. Türk toplumu o denli yaralı ve yarasına bağımlı bir toplum ki neredeyse her türlü sağaltma pratiğini her daim elinin tersiyle iten, yaralı kalma konusunda bu denli ısrarcı, bilinçaltı ve üstünden kararlı bir toplumun Dilan Polat'la bir nevi özdeşleşme yaşadığını, sonra da ondan bu denli şiddetle kendilerini ve memleketin ahval ve şeraitini hatırlattığı için de soğuyup nefret ettiğini dahi iddia edebiliriz. Bu babasını seviyor, bu ne biçim kadın, katil sevilir mi? Yani insan, kimsenin hikayesi bitmedi daha. Annesi babası tarafından öldürüldüğünde kardeşi Can daha emzirilen bir bebek olduğu için ağlamasın diye bir ay kardeşini emzirmesinden, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun süt gelmeyen göğüslerinden, daha sonra annesini katleden babasıyla barışmasına, görüşmesine, babasının beyninde tümör olduğu için beyin tümörü krizlerinden birinde annesini öldürdüğüne dair pek sık tekrar ettiği, besbelli kendini de inandırmaya çalıştığı gerekçelendirmeye kadar Dilan Polat'la Türkiye'nin psikolojisi arasında o kadar ama o kadar çok paralellikler var ki böyle düşünüp yaklaşınca şaşırıyor insan. Görgülü olduğuna, hem çok varlıklı bir aileden geldiğine, hem de dayısı Gebze'de Ayhanlar Holding'in sahibi olduğu için anne tarafından da çok çok zengin, yani görgülü olduğuna hepimizi inandırmaya çalışıyor. Dayı, düşünsene zenginsin ve bunlar komşun amına koy. Babayı yersin. Yani taşınırım. Ne kadar satarım. İyi olursa ol gidersin oradan. Zorundasın. Dayı siktir olur giderim. Çünkü gerçekten zengin insanlar, hani sonradan görme olmayan insanlar, arada bir partilerse de bunlar şey artık, hani her gün curcuna var değil mi dayı? Aa doğru, komşularıyla fiziksel kavgası var. Ben de gördüm bunu bugün.
Ben de gördüm. Her gün, evet, her gün çiçekçi geliyor değil mi yanlışlıkla kapıya, size mi geldi diye. Evet abi, evet evet. Komşularıyla. Aha. Aha. Dayı her gün çiçekçi falan geliyor. Bak Dilan Polat. Görüyor musun bunlar zaten? Bak. Böyle şey geliyorlar. Ekip falan geliyorlar. Evde devamlı bir ordu var. Bu bak. Ne? Direkt bu ne? Dalıyor. Ne? Komşu geliyor bir şey diyor işte, ordu gibi gelip dövüyorlar falan adamı. Adam şikayetçi oluyor. Evet abi, adam şikayetçi oluyor. Savcı çağırıyor bunları. Bunlar işimiz var deyip gitmiyorlar falan. Ha, bu da Dilan Polat. Bak bak. Aşkım elin mi acıdı? Binlerce bir yerdir. Ay böyle dövüyorlar komşularını falan. Diye. Bir adama bir şey diyeyim mi? Bir adama böyle polis gidip geliyor. 10 kişi vurursan, yumruk atarsan adam cinnet geçirebilir. Yani bak sonrası çok kötü de olabilir yani bunu. Çok işte. Varoşça bir hareket ama bakıyorum. 10 kişiyle gidip adama bir de yumruk atmak, duran adama. İnsan ister istemez bu laf hevesi kadının görgülü kelimesini... Aa evet, Dilan Polat terliğini çıkarıyor orada vurmak için. ...karşılığını bilip bilmediğini de düşünmeye başlıyor. Aynen giderek birçok kelimenin anlamını bilip bilmediğini düşünmeye başladığı gibi. Fabrika gibi, ihracat gibi. Ha sonra o savcının telefonunu illegal yoldan bulup mesaj falan atmışlar. Yapay zeka sesi bir şeyler atmışlar böyle. Tam ne? Şeyler ya, tam böyle nasıl desem... Hani... Her şeyi yapıp ya bir şey olmaz diye takılmaca var ya. Abi hani yordular. Bence bir şey kullanıyorlar yani. Bu kadar olmaz yani, anladın mı? Bu ne bileyim. Vergi gibi. Üretim gibi. Tedbir kararı mı? Tedbir kararının anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin sen. Nitekim tedbir kararı mı? Tedbir kararının anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin diye bir şort attığında sağa sola tükürmeye, beddualara, bitmeyen hakaret ve tehditlere başladığında insan yaptığı hayal ticaretinin önemine ve büyüklüğüne kendini kaptırmış 33 yaşındaki bu genç kadının kendi kendini sabote etmenin inadı, ısrarı ve geri dönülmezliği karşısında gözlerini Dilan Polat ve Ekürisi, büyük aşkı, Clyde'ı, Engin Polat'tan ayıramaz hale geliyor. Evet, gri listenin Bonnie ve Clyde'ı bu model. Rise and Shine, Türkiye. Bunun ayaklarını yıkayıp öpüyordu falan, yıkamadan mı? Dilan Polat sürekli iddia ettiğine göre çok zengin ve görgülü bir ailenin kızı ya. Okulla alakası olmadığını gören anne tarafından ailesi... Adamın İngilizcesi Alper Çağlar'a mı benziyor? Cüneyt'in İngilizcesi. İyidir ama telaffuzu bok gibidir ya. Gerçekten çok kötüdür. Özel okula paramız boşu boşuna gitmesin bari diyerek alıp onu devlet okuluna veriyor. Efendim Engin'cim. Hazırlanamadım çünkü giyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Panik atak geçirirken düşüp düşüp bayılan, son derece depresif ve karanlık bir ruh halinden çıkamayan Dinan, daha okula kaydını yaptırdığı gün Engin'i görüp, üstelik ensesinden görüp aşık oluyor. Dinan 15 yaşında, Engin 17. Gönül ilişkileri başlar başlamaz Dilan kurtarıcısını ve kocasını bulduğuna o kadar emin ki cep telefonuna Engin'i kocacım diye kaydediyor. 15 yaşında sevgilisinin telefonuna kocacım diye kaydeden Dilan Polat, yıllar sonra kırmızı, fahiş, pahalı spor arabasına binerken kendilerinin düzenlediği tiyatroda ne iş yapıyorsunuz sorusunu soran çakma muhabire, kocamın karısıyım, efsaneleşen cevabını yapıştırıveriyor. Pardon, arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım.
Biz buraya bir yere verelim aracı. Git öyle geçelim. Şaka mı? Çıkmaz aşkım bu araba buradan. Zaten altını sürdü. Vurdun mu? Canın sağ olsun. Evet. Ha? Onu sürdü çok. Canın sağ olsun. Dinan Polat, onu izlediğimiz süre boyunca kocasına aşırı aşık ve onu onora etmelere doyamayan ideal eş rolünü büyük bir kararlılık ve disiplinle sergiledi durdu. Ne kadar yazılım takdir edilse azdır devamlı karşısında. Yalandan kendi burnunu hokkalaştırırken kocacığının burnunu da yaptırmış. Hakkını teslim edelim. Artık ilaçlarla mı, keşifleri olan mucizevi zayıflama makinelerinin etkisiyle mi kendi nasıl incecik olmuşsa Engin'ciğini de incecik yapıvermiş. Gözleri güzel kocam, yüzü güzel kocam, gülüşü güzel kocam, saçları kaşları kesikleri güzel kocam. Valla artık. Bir de Engin Polat'ın büyük bir iş dehası olduğunu, ısmarladıkları bir zayıflama makinesi fos çıkınca üzülme karıcığım diyerek derhal zayıflama makinesi geliştirip imalatına giriştiğini, hatta bütün bayilerine bu makineleri satmakla kalmayıp yurt dışına da ihraç etmekte olduklarını holdingleşmiş bir iş kadını kimliğiyle anlatıp durdu. Ya bu adamın, bu Engin Polat denen adamın hiçbir konuda uzmanlığı bulunmayan bu adamın herhangi bir şeyin icat etmesine mümkünatı yok. Dayı Engin Polat İTÜ biyomedikal mühendisliğini birincilikle bitirmiştir. Ek bilgi sana. Dayı adam lise terk berber hanım. İnanılmaz koşturdum. Engin ama bir sürü iş hallettim biliyorsun. Milan Efe'nin okul işleri. Projeleriniz nelerdir demişler. Söyleyecek misin projelerinizi? Hayır. Neden? Senin bence projelerin yeter artık. Kendini yormana çok üzülüyorum. Yeter mi? Yetmez. Allah Allah. Yetmez, daha çok var. Sırayla sırası geldikçe. Bak ses tonun bile yorgun, yazık değil mi? Bir şey olmaz, yaşımız genç. Tek başına bir Ar-Ge bölümü gibi makine dahi geliştirip yurt dışına ihraç eden dayı, Engin Polat... Şu adamın makine geliştirdiğini düşünsene ya. Geliştiriyor dayı. Bu adam harbiden zayıflama makinesi sıfırdan icat etmiş. Ellerinde bitiyor makine. Bu dayı, adam yapıyor. Ciddi hikaye. Dayı öyle. Mükmün değil. Mükmün değil. Dostum canım benim şu an attığın bitlere bakamam. Canım aşkım bir tanem pompiton. Bir video izliyoruz ya. Rabbin alemin ya. At lise mezunu. Yeni sahralı taksi şoförü. Link atmamışsın hacı. NFT'de var mı? Vergi kriptodan yüklü para çeksem gel bakalım derler olmaz mi sizce? Mı? NFT'de var mı vergi? Var var. Böyle bir babanın ilk başlarda taksi şoförlüğü yapan oğlu. Yurt dışına ihracı yapılan makineler hikayesi de Çin'den alınan makinelerin göstermelik olarak çok az sayıda ülkeye çok düşük fiyatlarla satılmasından ibaret. Engin Polat'la Dinan Polat biri 17, diğeri 19 yaşındayken evlenip Engin Polat'ın ailesinin Yeni Sahra'daki tek katlı gece kondusunda yaşamaya başlıyorlar. Engin Polat'ın 23 yaşına kadar ne yaptığına dair hiçbir bilgi yok. Araba motorları süpürülmüş. Taksi şoförlüğü kariyerini başkalarından duyup öğreniyoruz. Daha sonra yazacakları resmi tarihlerinde Dinan Polat'a göre çok zengin olan dayısı Dinan Polat'a fabrikasından, başka bir yerden değil, aylık yolluyor. Sonra da Engin Polat'a iş imkanı tanıyor. Meğer Engin Polat, alüminyum dış cephe işine girmiş. İlk olarak Diyanet'e ait bir işi dayı Engin Polat'a vermiş. Pek tabii Engin çok başarılı oluyor. Bunun üstüne dayı çok güzel başka projeler de sunuyor. Günaydın. Vallahi gerçekten efsane bir havası var buranın değil mi Kadişka? Aynen süper. Bakar mısınız? Gerçekten çok kötü bir hale almaya başladı insanların bu hırsı ve öfkesi. Herkes kendi yoluna baksa arkadaşlar gerçekten çok başarılı olacaklar. Kıskançlık duygusunun nasıl bir duygu olduğunu Allah yukarıda şahittir ki bilmiyorum. Hep birinde iyi bir şey göründüğünde ay ne güzel maşallah derim. Oturup insanlara kurmam. Gerçekten bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen bizi koru yani. Gerçekten şirkete geç. Dayı bende yalan yok kıskançlık var. Birisi iyi iş yaptığında kıskanıyorum ama.
Biri iyi iş yaptığında orospu çocuğu ne güzel iş yapmış. Ben de yapacağım amına koyayım iyi bir iş diyorum yani. Ama mesela birinin malını, çok mülkünü okay, bilmem şey neyini mi? Kıskanmam. Ama birisi iyi bir proje değil. Çıkarmış, şey yapmış. Hani takdirle beraber bir kıskançlık oluyor bende. Anlatabiliyor muyum? E sen dedin zaten, o da seni geliştirir yani dayı. Senin şeyin. O oluyor bende. Gıpta oluyor bu değil mi? İmrenme. İmreniyorum. Mesela bazen bakıyorum. Benim yapamayacağım bir iş. Sallıyorum şu an mesela. Bir tane restorana gidiyorum. Çok güzel oturtmuşlar restoranı. Çok güzel yemekler çıkıyor falan. O zaman da şey oluyorum. Bir tık kıskanıyorum diyorum. Orospu çocukları ne güzel yapmışlar amına koyayım ya. Diyorum mesela. E dayı bu his zaten senin yerinde saymanı engellemez. Sonra oturuyorum şey düşünüyorum işte nasıl yaparsın mesela. Buranın karlılığı nasıl hesaplanır? İşçi gideri ayrı, elektriği, suyu bilmem nesi her ay değişiyor. Ürün alıyorsun, ürün, malzeme, onların parası her ay değişiyor. Ama içinden çıkılmaz bir şeymiş gibi geliyor ve o yüzden hayranlıkla bakıyorum, sinir oluyorum. Ne bileyim. İçiyorum şimdi. Engin Polat, dış cepheyi... Ha mesela Hype'ın Japonya gezisi çok kıskanıyordum. Çok Orkun Işıtmak'la takılmaya başladığını görene kadar. Yani Orkun Işıtmak'la bakkala bile gitmek istemezdim. Hayatımda gördüğüm en yavan adam. O noktada dedim ki bok gibi bir traveldir herhalde. Kendimi bir rahatlattım. Yok yok, harbi güzeldi. Bir noktada acı harbi. Biber yedirmiştir ona Orkun. Bir noktada o acı biberi köklemiş. Milyon çıkabilir zorla yedirir. Bir noktada zorla yedirmiştir o acı biberi reis. Yani o noktada o dersin ki bu tatilin de gezinin de amına koyayım dersin yani. İşinde ilerlerken işkolik Dilan Polat da her ne hikmetse fotoğrafçı olmaya karar veriyor. Kocacığı ilk fotoğraf makinesini alıyor ve anlaşılan Dilan Polat bir takım ünlülere musallat oluyor. Esra Balamir'in anlattığına göre hiçbir ücret istemeden onun fotoğraflarını çekmek istiyor. Günaydın enerji, enerji, enerji. Aurası yüksek kadın, muhteşem kadın uyandı. Yani ben, enerji bakanı uyandı. Arkadaşlar neyi hissettiğinizi şöyle bir kenara bırakıp neyi hak ettiğinize odaklanma dönemi. Çok rica edeceğim. Şöyle odaklan. Sen aurası yüksek, harika bir insan sandın mı? Çok güzelliğine layıksın. Düşünsene bunu teyzem izliyor abi. Hayranı. Tokat'tan izledi şu an teyzem. Tamam. Kalktı dedi. Bey! Bugün ağram çok iyi. Ağram çok iyi. Ya ne diyorsun lan? Bu yumurtanın hali ne? O kuş gibi pişirmiş yine. Sarpsar olmuş. Ağzım kokuyor işe giderken be. Kes lan. Hop realiteye dönüş. Sonra daha çok Dilan Polat saplama. Anladın? Escapizm. Her insanda vardır gerçekten kaçmak için. Siz beni izliyorsunuz, onlar Dilan Polat. En güzellerini hak ediyorsun. Escapizm sonuçta abi, ihtiyacım var yani. O günün realitesinden beyaz yaka da olsan kaçman lazım. O teyze olsan da kaçman lazım bir noktada. Anladın mı? Aşkım lütfen. Esra Balamir önce işkilleniyor, kabul etmiyor. Arkadaşlar ben de kaçıyorum ha. Benim de kaçışlarım var. Ama sonunda bir klip çekiminde fotoğrafçıya ihtiyacı olduğu için bu ısrarcı genç kadını çağırıyor. Dilan Polat da klip çekiminde fotoğraflarını çekiyor. Bir daha ücret. Düşününce o kadar mantıklı ki. Esra Balamir Demet Akalın'ın yakın arkadaşı. Esra Balamir'e yakınlaşmak demek alemin ecesi Demet Akılan'a da yanlamak demek. Nitekim bir zaman sonra Dilan Foto gece sahne aldığı mekanlarda Demet Akalın'ı fotoğraflamaya başlıyor. Yine çok ilginç bir stratejiye şey. Bunu da mı başımızda Demet Akalın bela etti ya? Demet Akalın... O konuda sen kızma ne olur. Sen bir şey tamam sus sikeceğim sus sikmeyeyim. Esra Balamir birkaç kez gazinoya gelip kanatlardan karısını izleyen mahcup ve sessiz Engin Polat'ı da hatırlıyor. Bu silik, hafif toplu, kemerli burunlu gencecik koca daha sonra Kurtlar Vadisi havalarında bir evrim geçirmiş gibi yapacak. Ona buna tehditler savuracak. Racon kesecek. Sınırlı kelime dağarcığıyla bir şeyler geveleyecek. Dilan ablanın tribini çekmek her baba yiğidin harcı değil. Zor birim sence demiş. Tribin zor aşkım. Niye? Trip atınca elini hiç çekemiyorsun. Ne yapıyorum ki Engin? Trip atıyorum. O ne demek ya? Trip atınca elini hiç olmuyor.
trip atınca. Ve Dilan Polat'ın kocacığı olarak, o da ya? İş adamı, kozmetik imparatoru olarak karşımıza. Kafaları güzel, burnunu taşıdı. Kafaları güzel bunların. Zaten dayı yani, o bence kaçar bir nokta. Bayağı gidik ama dayı, max yani. Pencere kapat. Yani bir proje yapayım diye düşünmüyorsam ben hiçbir şey bilmiyorum. sessiz. Etrafı izliyor işte. Gettoların Barbie ve Ken'i süslenip püslenmiş, düğünde gelin ve damadın boyuna dolamak üzere iplere dizilen paralar, jumbo boy siyah bir poşete istiflenmiş, başka bir gün evlerinin havuzuna silme gül dökülüp yazılar yazdırılmış. Benim K vitamini eksikliğim, gel. Kocamın gönlü. K ne eksik? K vitamini. Koltuk altında göster Engin Polat Menler. Göster. Gücüne kurban olayım seninle. Ay gideceğim. Ölüyorum. Çift olma. Çok çok mutlu ve aşık çift olma. Birlikte bir kozmetik imparatorluğu inşa etme tiyatrolarıyla mütemadiyen gündemimizi bombalayacak. Ay bu Engin ya, bu iPhone 15! Siliyorum ha! Günaydın kalbim. Günaydın. Engin bana şunu al. Engin bana bunu al. Yapa yapa hem karı kocalıklarının altını aşırı çizdi Dilan Polat, hem de evinin veli nimeti Engin, evinin kadını küçük Dilan'a dışarıdan büyük hediyeler sunan çok başarılı bir figür olarak gazlandı da gazlandı. Ya Allah! Bu ne dayı? Dayım yani. Haydi siz yatak sabah odası. Böyle uyansan yani kim olduğu fark etmez. Refleks olarak bile vurabilirsin yani. Dayı ama bir daha bu yatak odası dayı. Dayı bunlar neler? Ne videolar var? Dansman sediyor önünde garip garip. Ne yatak odası ne şeyi. Hani bizdik oğlum marjinal. Dayı bir adım öncesini görüyoruz yani, öyle söyleyeyim. Ne oldu? Bana ye ye dedin, yarım bile yememişsin dedi. Yemedim, niye? Niye? Sen yemedin diye vermedim. Niye? Çünkü karısının kocası yemezse, karısının kocası yemek yemiyorsa kocasının karısı da yemez Engin. Peki. Ne diyorsun? Dök içine biraz, biraz ona, biraz ona. Ne oluyor? Yıkanacağım şöyle. Seviyorum çünkü ben. Her şeyin en güzene layık olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Evet. Kadın altın tozu döküyor. Senin de hazırladığım bir tane şölecim sana. Evet. Buraya çok şöyle de evinde çalışan mı? Evet ya. Ben Hülya Koçyiğit'im. Türkan Şoray'ım yapmadı Allah için. Başrol benim kesinlikle. Ama biz Hülya Koçyiğit, Edison, Türkan Şoray, Kadir İnanırız'ı yaptı habire. Kocasına o kadar ama o kadar aşıktı ki koltuk altlarını koklamak, öpmek içinden geliyordu. Kayayım, koltuk altı mis kocam. Koltuk altına Kubane. Anne. Harikayım, enerjim geliyor. Koltuk altı güzel, mis kokulu. Oh, koltuk altı kaldı kocam. Çiçek kocam, saçları güzel, kulağı güzel, her yeri güzel, çiçek kalbi güzel. Çok samimiydi. Bir yatak odasında kocasının yaptığı çiftleşme dansı herkesin sinir tellerini titretince, orası otel odası, aşağı yemeğe ineceklik, ne var ki insan kocasına yapamaz mı buyurdu. Kız dünden attığım storylere bakıyorum, salıncakta oturmuşum. Mayonun alt kısmını pareoyla kapatmışım. Yatakta oturmuşum, elbiseyi gülle kapatmışım. Mekana gittik, mekandan şal istedim, bacağımı kapatmışım. Şimdi kuaförler gelecek, Engin diyor ki üzerinde değiştir, tabii ki değiştireceğim. Değiştirmesem havluyu da kapatacağım. Evimde her yıldan çalışanlar gelir diye üzerime siyah örtüm vardır, onu örterim. Öyle de ilginç bir kendini cansiparane savunma huyu var. Yaptığı her aşırılığın, bu ne insanların lan? Cinini tepesine çıkartan servet teşhirciliğinin mutlaka çok masum ve mantıklı olduğuna inandığı açıklaması, gerekçelendirmesi var. Kızım benim kendine de, oh size bunun akşam kek yapacağım, tamam mı aşkım? Hadi güzel kızım benim, oh. Aralar. Oh. Hadi kadar kendinize de bir kahve.
Belki şu hayatı bir gün benim yerime yaşamak istersiniz değil mi? Bence hiç istemeyin, hiç kolay değil. Kafamızın içi, beynimiz, yaşadıklarımız. Hiç tercih etmezsiniz, öyle söyleyeyim size yani. Güzel gördüğünüz hayatın aslında çok zor şeyleri var yani. İnsanlar ya kıskanç, ya fakir, ya çomar, ya üçü deden oldukları için. He? Koğuştasın dayı. Bir sürü adam var hapiste. Yani zor. Bu genç, başarılı ve yardımsever çifti anlamıyor, takdir etmiyor. Dahası kötü sözlerle yıpratmaya çalışıyorlar. Size bir şey söyleyeyim. Bakın biz doğru hedef alabiliyoruz. Çünkü kendimizi kendimize yittik. Aklımız keskin çünkü onu biz kendimiz el ele verip diledik. Anlamadığınız bazı şeyler var. Vücudumuz çok güçlü çünkü onu biz kendimiz zorladık. Çünkü kokain. Sizin anlamadığınız şeyler bunlar. Kan, ter ve beceriyle kazandık bizler. Siz ne dersiniz diyeyim. Kral bunlar şey mi ya? Spartakus amına koyayım. Spartakus bunlar. Çağrımcığım ben onu sordum, dönüş alacağım. Niye bu kadar taktın? Çağrımcığım bir şey sordu da. Biz yolumuza her zaman koşarak değil uçarak devam edeceğiz. Ve siz her zaman bu şekilde boş boş yorumlar yaparak devam edeceksiniz. Enerji. Habire bunlar oldukça Dilan Polat sözüm ona inanamıyor, ağlıyor, üzülüyor. Yaptığı sonsuz iyilikleri, fedakarlıkları, gittiği umreleri hatırlatıyor. Kızından utan. Sonra birden hakaret etmeye, saydırmaya, ekrana tükürmeye başlıyor. Daha da tüküremezsin. Tükürüklerin gözyaşına mı döndü demiş bak. Abi sana bayağı tükürüyor ya. Daha çok yapacağım. Körük hayır, biri bunu fena kudurtuyor farkında mısın? Biri var. Prim yapmak için onlara kötü sözler edenlere nah yapıp el şaklatıyor. Arkadaşlar kime? Bu spesifik biri mi? Biri fena çıldırtıyor dayı. Banu Parlak diyorlar. O kim? Aga siz çözersiniz ya. Banu Parlak ve Naz. Ha o N'de olan şey kadın değil mi? Naz bilmem neydi. Nez mi Naz mı? Nasıl? Işık hızında cereyan ediyor. Sonunda Engin Kantar'ın topuzu Engin bana uçak aldığıyla kaçtı. Burası kesin. Durduk yerde artık uçakları olduğunu iddia eden bir video paylaştı. Engin sonunda uçak da almıştı. Bu statü sembolü sonunda herkesin sabrını taşırdı. Ülkede ne zengin insanlar var siz biliyor musunuz? Çok daha zenginler ama niye? Ben sosyal medyada hem fenomenim hem de iş kadınıyım diye. Abi bu kadının anlamadığı şey şu. Servet düşmanı değil insanlar. Yani servet düşmanı olsan şimdiye çoktan düşerdin zaten. Ama belirli bir miktar varlık gösterirsen o varlığın orijinini öğrenmek istemesi insanların çok da karmaşık bir şey değil bence ya. Paylaşımlar yapıyorum diye gözünüze battım. Sonra Tonistan yapılıp uçağı kiraladık hesabı. Ya arkadaşlar şey noktası bakın 1 milyon tane ürün sattım diyor tamam mı? 1 milyon tane ürün sattım diyor ve Trendyol'dan satmış. Bunun legit olduğunu dava dosyalarından ben de gördüm. 1 milyon tane ürün satmış cidden bu kadın. 1 milyon tane üründen minimum 20 lira cebine kar düştü desek. Minimum desek dayı. Bir 20 milyon en azından helalinden kazanmıştır tamam mı? Kazanmıştır. Hadi oradan buradan bilmem ne. Hadi taş çatlasın göt yırtılsın bir 100 milyon kazanmış olsun. Dayı oradaki arabaları topladın mı 1 milyar lira falan ediyor yani. Anladın mı? Ne değil mi? Kaynağı ne? Yani boku çıkmış yani. Hani arabaların hepsini topladın mı 1 milyara falan geliyorsun yani. Çünkü Türkiye'de uçağı saymayın uçağı kiralamışlar. Onun da belgesi dava dosyasında mevcut. Uçağı kiralamışlar abi. Tek araba yok arkadaşlar. O Ferrari, Range Rover gibi bir sürü arabaları var. Ha bunların o görünenden başka da arabaları var. Tabii tabii bir sürü arabaları var. Hepsi ya de şeye çekildi. Onun bir ya. Şeyi vardı. Onun bir listesi vardı. Hepsi şeye çekildi. Bu ne ya?
gelmiş bak. Abi sana bayağı tükürük sap. Aa, karı sap tükürmüş bize dayı. Senkrona bak amına koyayım. Dayı bak. Oha, çok iyi. Gri balta mı ama? Allah. Dayı gri balta tükürmüştük yengem ya. Bundan gele gele gri balta gelmiş. Ne gelecek dayı? Yani anladın mı? Hani ortada şey var dayım. Çok manyak bir zenginleşme var. Hani normal dayı değil. Şey ve birisi yazdı bunlar... sanırım 350 milyonmuş araçların. Sadece araçların değeri bak. Ya benim o mu? Villaları bilmem neleri saymıyoruz yani. Benim şu oturduğum bu ortalamanın çok altındaki villa. Arkadaşlar. Evet. Yanlış anlamayın. Sizin apartman dairelerinizle falan kendimi karşılaştırmıyorum. Öyle bir patavatsızlık yapmıyorum. Villalarla villaları karşılaştırdığımız zaman ortalamanın çok altında olan bu villa benim ev sahibi diyor ki 27 milyona satarım diyor. 28 milyona satarım diyor. Belki en son sorduğumda belki 30 milyon diyecek şimdi. 35 milyon diyecek bilmiyorum. Bunların o kaldıkları villa müstakil havuzu, müstakil çok büyük kendine ait dönümlerce alanı falan olan villa en az 150 milyon olması lazım. En az. En az. En az ya. Yani. Dayı bu franchising verme 10-15 milyona bu muhabbet ne? Dayı franchising öyle olmaz. Başta bir şey alırsın bir miktar para. Tamam. Asıl franchising de mesele yüzde almakla olur yani. Hani o bir süreç aslında. Bunlar orada da bir an böyle 150 o çok para abi o söylediğin çok yani. Sordun yani aklına yatsa alacaksın. Yani tabii ki sordum kaç para diye. Aklıma yatmadı demek ki almamışım yani değil mi? Aslında ya döndü ama fayda etmedi. Çok 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 geçti. Hani yalanladınız ama kocacığım ben bir uçak istiyorum. Tarifeli uçuşları hep kaçırıyorum dese alır mısınız gerçekten? Ayda kaç gün kullanabilir diye bakarım ve girişimde de onu ticarete dökmek isterim. Ticaret olarak bana şu anda mantıklı gelmediğinden almam. Yoksa alırdı. Alır mıydın yoksa? Yoksa alırdım evet tabii. Enerji! İstediğinizi konuşun. İkinci sayfa programında bu altın destesi 10 bin liracık denilip kahvenin üstüne atılan varak yaprakları, parçalardan birinin yapıştığı dilin ekrana uzatılmasındaki iğrenç görüntü. Şu ya, sahte kokuş ciciler diye bir sayfamda o yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler. Ben de ürettim. Üstüne giydiği saçma kıyafetin 350 bin lira değerinde olduğunu iddia etmesi, bazı günler İstinye Park'ta 750 bin lira harcadığı şeklindeki zırva ve lüzumsuz beyanlar. Ben evinde oturup günde 7-8-9 tane kahve içen kadın. Her gün ben 750 bin lira para harcayayım. Öyle bir para da zaten her gün harcayamam. Öyle bir para akışı yapamam her gün. Fincanım bu kadar lira deyip ondan da tornistan etmeler. Yokuş aşağı gitti Engin ve Dilan Polat'ın aşırılıklar kamyonu. Gözünüzde batan şeylerin hesabını sorma vakti olarak görüyorsunuz ama bana hiçbir şeyin hesabını soramazsınız. Ben bu ülkenin vatandaşıyım ve ülkesini çok seven bir vatandaşım. Siz bana hiçbir şeyin hesabını soramazsınız. Siz de bu ülkenin vatandaşısınız çünkü. Ta ki Türklerin son derece ileride duran, insana hayrete düşürecek denli uzaklara dikilmiş tahammül duvarlarına çarpıncaya kadar. Milletlerin en sabırlısının da bir istiaf haddi var. Ne çıktı? Patladı patladı. Böcekler, timsahlar. Gözler gözler. Getir göster bize de git. Yılan başları, çift başlı yılanlar. Bu kurşun dökmeye niye şaşırdıklarını vallahi anlamıyorum ya. Balta çıkmış lan. Balta çıkmış. Cah balta yılan çıkmış. Yılan başları lan. Göz göz olmuş için ama burada... Sana dokunulmadığını gösteriyor. Yani burada büyük bir sevinç var. Büyük bir bayrak, büyük bir zafer var. Bayrakmış o dayı. Siktir git. Dilan Polat'ın nevi şansına münasır bir ablası var. Sıla Doğu. Hemen diyorum tıp bu. Beline bak. İptal iptal iptal. Koko'dan Dilan Polat'ın söyleti haricinde de kayda değer bir karakter olduğunu Muhammed Yakut'un "Ben Dilan'ı tanımam, Sıla'yı yıllardır tanırım" demesinden anlıyoruz. Aile fertlerinden birinin doğum günü partisinde eniştesi Engin Polat'la fazla sarmaş dolaş dans ettiği için uyumayan kamuoyu tarafından yadırganmış. Bunun üstüne sevgi, hayırseverlik ve enerji bakanı kız kardeşi Dilan Polat "Siz ne anlarsınız aileden, sevgiden, şundan bundan" tarzı sözlerle
cümle aleme hayat bilgisi dersi ve balans ayarı vermişti. Gözlerim gitti. Gidiyor gözlerim. İyi geçeler. İyi geceler. Yağlar aç. Sabah zınk diye uyanacaksın. Enerjim. Zira Dinan Polat kanaat önderi olma yoluna o zamanlardan girmişti. Ama Sıla Doğu'yu ikonikleştiren TikTok'a attığı kokain diyorsun, oh içiyorum. Bunu da veriyorum. Sana ne? Dediği videosu ve ikinci... Abi bir şey sormak istiyorum. Bunlar bütün merkezden verseydi, her şey legal yapsalardı, bu kadar gene mal varlıkları olmazdı arkadaşlar. Ki zaten asıl mesele araştırılmıyor. Onu da söyleyeyim. Yani asıl iddiaların kaynağı araştırılmıyor. Ve bu sebepten dışarıya da salınacaklar. Onu söyleyeyim yani. Yani bunların şu ana kadar illegal parayla ilgili herhangi bir konusu araştırılmıyor. Şu anda araştırılan şeyler ve haklı olarak da avukatlarının istediği şey şu: vergi kanununa muhalefetten yatabiliriz en fazla diyorlar. Ve haklılar. Haklılar. Yani kara para kısmı araştırılmazsa işin, vergi kanununa muhalefetten yatarlarsa maksimum 6 aya çıkarlar. Paranın da bir kısmını ceza olarak verirler, çıkarlar, çay içerler. Ha, MASAK işin içinde, MASAK'ın raporu tamamıyla ortaya çıkmadı. Ama şu anda vergi kanununa muhalefetten ilerliyorlar. Şu anda. Durum bu. Göreceğiz. O konu MASAK'a bağlı. Yani MASAK ciddi kirli çamaşırlar ortaya sererse serecek, sermezse bu insanlar elini kolunu sallayarak çıkacak. Kısımda bunu derken cinsel uzuna şiddetle yumruklaması oldu. Benim kız kardeşimle benim adımı kullanırsan seni Yaşar Zenofan eğer oturum alabilirse. Sen kim sana? Kokain diyorsun. Oh! İçiyorum. Ah! Bunu da veriyorum. Sana ne? Bu videosunun patlamasının ve uyuşturucudan gözaltına alınmasının ardından da Sıla Doğu'nun nasıl namazında, niyazında, umresinde esasında dini bütün bir kimlik olduğunu da Dinan Polat'ın zamanın ruhuna ve penaltı kurtarışına uygun teşhirlerinden öğreniverdik. Kombin yaptım. Bu sana oldu. Bu çanta her şeyde gider yani, en yani Nildoş'unu aldı en iyi. Bunu da arada bir aldım. Ama o ayakkabı oldu mu? Evet, çok tatlı. Tamam, ama bir ben kombin. Senin yerinde olsam Marmaris'tesin yani, böyle otel ya. Bunun altında spor ayakkabı giysen çok daha rahat edersin, çok daha güzel olur. Sıla Doğu annelerini öldüren babalarıyla o halen hapisteyken anne tarafından onlara bakan akrabalarından gizleyerek görüşmeye başlıyor. Dinan Polat ise babasıyla daha sonraları görüşmeye ve zaman zaman da birlikte yaşamaya razı oluyor. Bir ikircik var yani Dinan Polat'ın yüreğinde. Ama yine de artık vefat eden babasını çok sevdiğini, onu özlediğini söylemeyi hiç ihmal etmiyor. Bazen de diyorum keşke daha önce affetseymişim. Daha çok sarılabilirdim diyorum mesela babama hani. Tesbih tanelerinden biri bu babasını çok sevdiği mevzusu. Dinan Polat'ın her daim babasının beynindeki ödem yüzünden kriz anında annesini öldürdüğü tarzında bir gerekçelendirmesi olduğu için hapiste çok az yattı, hemen çıktı iddiası da var. Ama sonra da babasının hapisten kaçtığını, yıllar sonra kardeşi canı vermek için telefonda adresini sorduğunda babasını yanlışlıkla... Bu kendisi... erkek kardeş muhabbeti geçiyor. O adam niye hiçbirinde değil bu işin? Hiç yok dayı. Evet, hiçbirinde hiç yok görmedim yani. Çavuburun kardeşim. Biz de çektik. Şuramda sivilce çıkamaz da böyle şey olur ya. Ne denir? Böyle bir hassasiyet olur ya. Tam o var şu anda abi burada. Üstüne basınca acıyor değil mi? Evet. Böyle bir hissedersin ya. Tam şurası. Hoş da bir şey. Acaba sadomazo tripleri mi var bende böyle? Dokunursun böyle bir hoş olursun. Şu an onu yaşıyorum. Acıyor diye hoşuna mı gidiyor senin bu? Bilmiyorum, bir tık var bende bir şeyler galiba. Galiba farklıyım. İçeride... Ben farklıyım herkesten. Tam bak şurası, bir de bu sert tarafı burnun. Tatlı bir ağrı. ...polise yakalattığını anlatıyor.
Made pantolon sür geçer. Hemen sürüyorum kardeşim made pantolonu. Babası. Ve nasıl doğru kaçmış? Dedim. Tamam diyelim de gül suyu sürsek boşaltmaz mı biraz? Yıllarca saklanmak bir profesyonel gerektirmiyor mu? Herkesin bir acısı var. Benim de acım burada buydu. Bak, söylemeye burada. Gerek yoktu. Niye vardı ki? Benim kızım iyi mi ya? Anneannem neden öldü diyor. Kazadan öldü diyorum. Neden? Neden benim hayatımın en büyük sınavıyla bana şantaj yaptınız? Neden? Daha fazla konuşmak istemiyorum. Evet, içimde böyle bir yük vardı. Paylaşamadım. Çok yakın arkadaşlarımla bile paylaşamadım. Kızımla paylaşamadım. Paylaşmak zorunda kaldım. Çünkü bir sabah uyanacağım, nasıl bir iftira atılacak? Nerelere ne konacak korkusuyla günlerdir. 2 saat uyuyorum. 1 saat uyuyorum. Nöbet tutuyorum telefonun başında. Çocuğumu kucağıma alamıyorum. Uyuyacağım. Şimdi rahatladım, uyuyacağım. Çünkü benim annem çok iyi bir kadındı ve seninle gurur duyuyorum anne. Bu kadar, tamam mı? Bitti. Oh, bitti. Hızlı bitti. Bitti. Allah bunun hesabını soracak. Vicdansız. Bütün bunların beynindeki tümör yüzünden karısını öldüren bir adamın yaptığını da unutmayalım. Ak merkezdeki kuyumcuların da mail order işi yaptıkları iddiasıyla Dinan ve Engin Polat'ı yakan Muhammed Yakut, babalarıyla hapiste birlikte yattığını, babalarının annelerini Batmanlı bir türkücüyle aşk yaşadığı için öldürdüğünü, sonra da kahrından hapiste öldüğünü iddia ediyor. Bırakın başkalarının anlattıklarıyla, başka zamanlarda kendi anlattıklarıyla dahi asla örtüşmüyor. Abi düşünsene, şu evde yaşıyorsun, Dilan Polat paso böyle çekiyor falan. Abo. Taşınmak zorundasın dayı. Dayı yaşanmaz yaşanmaz. Vallahi yaşanmaz ya. İşte yan bahçen Dilan Polat. Paso böyle havai fişek falan, maytap falan patlatıyorlar. Şimdi bu tarz sorulara cevap vermeyeceğim. Baştan söyleyeyim, sadece buna cevap vereceğim. Çünkü geçmişinde travma yaşayan insanlara umut olabilmek için. Benim aklıma gelmesinden ziyade arkadaşlar, sizin gördüğünüz ve görmediğiniz sosyal medya dahil olmak üzere benim ölmüşümle bile alay ediliyor. Anlatabilir miyim? Alay derken şöyle. Benim canımı yakmak için onlarla vurmak istiyorlar mesela beni. Ben neler yaşıyorum? Sizin görmediğiniz, bilmediğiniz hiç ben neler yaşıyorum? Tabii ki de canım yanıyor. Benim canlarımla vuruyorlar. Beni düşünsene, birinin canıyla vurdukları zaman canı yanmaz mı? İnsanın bir süre sonra psikolojisi de bozuluyor. İyi bir insan da olmak istemiyorsun. Yani benim sadece... Mesela babası annesini öldürdükten sonra teyzesinin evine gidip onların evini de kurşunlamış. Bunu da kendisi bu hadisenin beyin tümöründen kaynaklanan kriz olduğunu anlatmasının, bu gerekçelendirmeyi yutmamızı beklemesinin hemen ardından anlatabiliyor. Besbelli ki Instagram'da çok güzel, çok zengin, çok başarılı olduğu... Dayı bahsettiğim kadınlar ya. Dayı değil look etti. Dayı bak şuna ya. Hepsi aynı. Ordu halindeler. İddiasını kakalayarak güzellik salonlarını ve kozmetik ürünlerini pazarlayan influencerlara çok aç ve açık bir kitle var. Ne anlatırlarsa havada yutan, ne teşhir ederlerse bayılarak izleyen milyonlarca insan. Verdiği sayılar doğruysa olur olmadık yerde 130 şube açmasını ve ayda 1 milyon kozmetik ürünü satmasını temin eden bir kitle. Ve de Türkiye'nin meselesi değil yalnızca bu. Aynı zamanda menajerleri olan annelerinin, ablaları Kim'in seks kasetini el altından satmasıyla dünya çapında üne kavuşan Kardashian'ların en küçüğü Kylie Jenner'ın dudak kiti mesela. Çok ince dudaklarını dolgularla, enjeksiyonlarla, onunla bununla epeyce irileştirdikten sonra kendi kozmetik markasının dudak setiyle bu hale geldiğini iddia edebildi. Ve bu palavrayı yutan milyonlarca kadına dudak setinden başlayarak dünya kadar kozmetik ürününü satabildi Kylie Jenner. Ürünlerin başka küçük ve tanınmayan... Hiç rezil de olmadı bu arada. Ha, çok aşırı seviliyor yani. Ben evet. Anlamıyorum bu işi. Ha. Film videosu bildiğim belgesel değil, pazar magazini anlattıklarının konuyla ne alakası var? Nasıl ya? Yani markaların kopyası olduğuna dair iddialar ve markası hakkında açılmış onlarca dava var. Ama atı alan Üsküdar'ı geçti mi
gerçekleşti. Usulsüz yollarla elde edildiği, kaynağının belirsiz olduğu iddia edilen, yani sanal bahis, yasa dışı kumar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi karanlık, kanunsuz işlerden gelen hatırı sayılır miktarda paranın sistemi... Ben onu bilmiyordum dayı. Şimdi ben Türkiye'de kumarın full yasak olduğunu zannediyordum ama helal kumar varmış galiba. Performans krem. Nasıl helal kumar var? Kumar komple yasak. Yok dayı, helal kumar varmış. Bayağı gidiyorsun, slot çeviriyorsun. Kumar? Milli piyangonun varmış galiba. İddia zaten. Değil mi? Milli piyangonun sitesinde slot çevirebiliyor musun? Slot ne demek ya? Dayı çekiyorsun işte, öyle geliyor. Var değil mi öyle oyun? Milli piyangoda. Çekiyorsun geliyor. Adı kumar değil ama. Online kazı kazan var. Tombala var. Zeplin varmış bak. Türlü türlü oyunlar varmış. Onlar şans oyunu dayı. Onlar kumar değil. Bak. Ha. Bak giriyorsun siteye. Bak mesela. Sanal oyunlar diyorsun dayı. İşte araba yarışı, misket yarışı. Anladın mı? Olmaz olmaz sen girdin diye sana sıkıntı çıkarırlar dayı. Her yani sana oyunlar mesela. Olmaz. Var yani böyle bir şeyler. Dayı resmi ya. Ha, misli iddia gibi şeyler de var bu arada. Legal bet bunlar. İlginç. Murat abi GF'nin videosu var. Milli piyango. Ona bakarız. Vergi veriyorlar çünkü. E peki mesela ben yarın böyle bir site açıp vergi versem? Olmuyor. Anladın? Bunun pek vergiyle bir alakası yok bence. Neticesinde cezalandırılmış durumdaki ülkemizde Diran ve Engin Polat'a Instagram ve TikTok'un teşhir vitrinine konularak savurun paraları denildiği, onların da bunları herkesin gözüne soka soka delice saçıp savurmaya başladığı aşikar. Enerji, enerji, enerji. Böylece sisteme pompalanan çok büyük miktardaki kara paranın yıkanması söz konusu. Ghetto, Barbie ve Ken'i, arkadaki çok paralı, çok karanlık birilerinin kuklası, vitrin mankeni yani. Tüm bu kara paraları sisteme, kozmetik ürünleri ve güzellik merkezleri gibi göz... Oğlum vakıf açmışlar. Kadın ve Çocuk bilmem ne vakfı. Onun bile açılışı ekstravagant yani. Göze ve gönle hoş gelecek. Afaki yöntemlerle sokma, yıkayıp paklama tezgahı. Bu çift giderek dellenmeyip küstahlık ve intikamcılıklarına az biraz olsun gem vurabilseydi pekala daha uzun da sürebilirdi. Zira ülkemizde dolanan hatırı sayılır miktarda kara paranın yalan makinelerinde yıkanmaya, Instagram'da, TikTok'ta yaşayan milyonların da kandırılmaya fena halde ihtiyacı var anlaşılan. Uçmadı lan kuş. Al Dilan Polat hediyesi olsun. Evet. Yok ya şimdi. Ya al be sus. Ha, ödeyecek ya. Parasını ödeyecek. Enel kıyafetlerimizi küçültmeyin aşkım, başka bir şey yok. Artık isteklerim o kadar saçmaladı ki. Bu öyküde çok seviliyor gösterilen vazgeçilmez bir de uşak figürü var. Şule. Şule. Şu duş jellerinin içinde altın tozum vardı ya, ondan dökelim mi? Bağ yapacağım öyle. Değil mi? Niye şaşırdın? Dinan Polat, Şule gel, Şule git, Şule at, Şule tut demeden toz makinesi ve kettle'ın dahi altın rengi olduğu hamamlı ve havuzlu evinde adım dahi atmıyordu. Düzen çok severim. Şule çekmecelerin için düzen düzen yapacağız değil mi? Evet. Şunları da kızlar kullanmıyorum ya, artık banyolara koyun onları da. Tamam. Öylesine mühim ve temel bir figürdü Şule. Diğer çalışanlar hep atılabilir kategorisindeydi. Evden ayrılmasıyla herkesi sarsan Müge de vazgeçilmez olmak yerine çekip gitmeyi tercih etti. Ve Şule'nin çeşitli karalamalarına maruz kaldı. Ne diyorsun ya? Açıklamak olursa şimdi bir tane tek kelime bir şey açıklayacağım. Millet yine saldırsa saldırsa umurumda değil. Müge telefon aldı ya yeni. 14 Pro Max. Aa ben onu bilmiyorum. Bakın ha, siz bilmiyorsunuz. Hayırlı ben olsun. Kötü buramda kötülük olsaydı. Abi sen gerçekten ya bak yani
hani bu işin gerçek olmadığı şuradan belli. Sen gerçekten Dilan Polat'sın. 350 milyon liralık sadece araban var bak. Sadece araban 350 milyon. Evinde bir çalışanının başka çalışanla arasında geçen 14 Max iPhone 14 Max Pro muhabbetini alıp da internete siklemezsin baba o konuyu. Anladın mı? O konu umrunda olmaz abi. Yani... Ben size hemen yetiştirirdim bunu. Böyle bir şey vaktin olmaz bir kere. Orada sevgilisiyle konuşmuş. Bilmiyorum kim. Sevgilisi mi arkadaş mı ne bileyim. Bak. O diyor ki ben de telefon istiyorum. Erkek çocuk ha. Müge diyor ki sen de diyor oradaki yüzük çok pahalı. Onu sat al kendine. Al sana gelsin karşıma ben iftira atıyorsam. Gelsin. Şaka ben buradayım. Evet o bitti. Yemin et. Allah Kur'an çarpsın. Ay, benim bu çocuğum var üstüne yemin ederek konuşuyorum bunu. Şule anlatmamış derken Müge'nin sevgilisiyle konuşmalarını Diran Hanım'ına dökülmüştü. Tüm çalışanlarına acayip iyi davranan, cömertlik şovlarıyla dolarlar ve çeyrek altınlarla boğan fedakar patron Dilan Polat, Müge'nin ihaneti karşısında sarsım sarsım sarsılmıştı. Yani bir ihbarcı ve polis olarak da Şule son derece faydalıydı. Dilan Polat'ın enerjiyi yaparak hoplayıp zıplaması, çok neşeli, mutlu kocasına aşık, evli kadın dansları yapması gerektiğinde de zavallı Şule'nin ona eşlik etmesi zaruriydi. 81 bin canlı izlenme mi? Nasıl ya? Enerji 4. Elisa cuma günü gelecekmiş. Ki antidepresanlarla ayakta duran, sabahları kalktığında ağrılarından tuvalete dahi zor gittiğini söyleyen Dilan Polat'ın pazarladığı merdiven altı sahte ürünlerinden başlıca ikisi de enerjisi ve neşesiydi. Bacaklarımdaki ağrı burada geçti. Bileklerimde bir tık var. Ay şöyle suyumu alayım. Teşekkürler bebeğim. Enerji hadi yolumuz açık olsun. Allah'a emanet. Akrep. İnanmıyorum. Şu şekilde bir akrep. Bunu hemen toprağa gömüyoruz. Abla o yengeç değil mi ya? Akrep. Gördün mü Esra abla? Kız resim. Ay Engin bunu buradan al. Hemen mi şimdi gömeyim? Şöyle evet, ne olur duvarla evet. İşte bu enerji ve neşeyi teşhir etme danslarında hep Şule geldi. İşler çığırından çıkmaya başladığında Şule ortadan yok oldu. Gidiyor işte beni görürse kriz geçiyorsa ben işten çıkayım. Aa ne alaka be? Söylemesine bakın nedir lan hanım bu ne demek şimdi? Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun iddiasına göre Şule evden kaçmaya çalışınca Dilan Polat'tan dayak yemişti. Zorla yeniden eve eklemlenen Şule, akıllara seza bir evlilik teklifi aldım ve kabul ettim hikayesiyle son bir sahneyle mükafatlandırıldı. Ya da cezalandırıldı. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Milan Efe'ye ne dememiz lazım acaba? Ne diyeceğim? Ben de onu evlenecek diyeceğiz, anlatacağız ya. Ona. Yuva kuracak, nasıl, çocuk nasıl, olacak acaba diyeceğiz. Acaba nasıl konuşmak gerekiyor bu çocuk? Bunun da villası varmış Şule'nin. Ne? Evet. Dilan Polat Şule Villa. Ya, nasıl ya? Polat ailesinin kara kutusundan maalesef kahreden haber geldi. Çocukların tutunduğu bir başka dal da kırıldı. Maalesef büyüklerin hatasının bedelini hep çocuklar ödedi. Ama bu da çok ağır olmuştu. Tweet çok önemliydi. Kim bakacak geldi ve TikTok takip etti. Şule'ye benzerliği payını destekliyordu. Bir yerde... Bir yerde bunu ben gördüydüm ama bulan varsa atsın abi. Çok zengin bir Trabzonlu iş adamından evlilik teklifi almış. Adamın bir sürü evi içinde Dilan Polatların oturduğu sitede onların evinin tıpkısının aynısını seçmişti. Ha? Nasıl ya? Nasıl olabilir ya? Sonra evin kiralık ilanlarının aynen bulunduğu tespit edildi. Ya düşünün. Çok çok akıllı bir kadın olduğunu ilan eden Dilan Polat, kendini müthiş bir tilki, alemin yani bizlerin de attığı her türlü palavrayı yutan sersemler olduğuna nasıl da %1500 emin hallere tırmanmış. Evet, Adnan Hoca'nın en sevdiği, en çok göbek attığı gelecek.
bir gurunun yanı başından ayırmadığı en makbul müridi rolü ve konumundaki Şule. Huzurlarımızdan bizlere müstahak görünen bu hikayeyle uğurlandı. Ne Şule? Adnan Hoca bir alakası var mı? Özelden evine attımdı Şule'nin. Bakıyorlar beraber falan. Çok garip. Ay değil mi? Evet, aynısı. Benim evimin aynısı. Aynen. Şule, inanamıyorum. Ne hissettin? Birkaç seçenek maşallah sunulmuş ama Şule burayı istemiş. Şule'nin evi burası. Bakın. Şule. Aynen. Bu ev Nilden odası, sizin giyinme oda. Evet. Aşağı teras. Hamam. Tam her şey aynı. Şule. Sanki tam sen iyi alış diye yapmış. Havuz da burada. Sanki burada yaşamış gibi olurum, bilmiyorum. Öyle, o yüzden mi orayı istedi? Ay Şule ya. Her senedir çalıştı, Allah da buna vergen merhamet. Evet Şule. Şule. Şule'm çok mutlu oldum. Hak ediyordum. Çok. Ay her şey o kadar yalan, o kadar gerilimli ki. Şule'nin öyküsünden yola çıkarak Dinan Polat'ın kitlesinin başına ördüğü nice çorabın niteliğine paha biçebilirsiniz. Ya da bırakalım. Bu öyküdeki pek çok şey Dinan Polat'ın ruh hali gibi dağınık kalsın. Öyle böyle bir hikaye değil zira bu. Çözdükçe dolaşan cinsin. EDP. Engin Dinan Polat. Hani bir de ne yaparlarsa tutuyor. Yani şey değil. Dilan Polat güzellik merkezleri var. Bir de Engin Polat güzellik merkezleri var. Erkekler için o da yakışıklılık merkezleri dayı. Anladın mı? Gülme lan gerçekten ya. Engin Polat kadar yakışıklı olacaksak gidelim. Aynen onun gibi oluyorsun abi. Giriyorsun çıkıyorsun tak Engin Polat. Sanırım ikinci bölümde Cüneyt şeyi anlatacak. Süreci anlatacak. Cüneyt diyorum. Cüneyt abi demiyorum. Çünkü yaşlı hisseder adam.